Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Merkez Bankası acaba son açıklayacağı kararda, faiz kararında bir indirime gidecek mi? Sabit mi bırakacak? %50'de devam mı edecek diye. İşte bu konuya ilişkin Merkez Bankası önümüzdeki süreçte bir faiz indirimine gider mi gitmez mi sorusunun cevabı hemen aktarmış olalım sevgili izleyiciler. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Akçay'dan geldi. Reuters'a bir açıklama yaptı Sayın Akçay. Dedi ki ekonomi ilişkinde önemli başlıkları paylaştı. Faiz indirimi şu anda bizim gündemimizde değildir. Yani bir faiz indirimi beklentisinin önünü kapattı. Detaylarda da şunu paylaştı. Türkiye'deki mevcut koşulların birinci durumda yüksek bir risk oluşturması nedeniyle faiz indirimi şu anda bizim gündemimizde yok dedi. Aylık enflasyonun ana eğilimde kalıcı bir düşüş gözlemlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergelerde buna eşlik etmeden bir faiz indirimi söz konusu değil. Yani enflasyonda düşüş olmadan, beklenildiği yönde bir düşüş olmadan faiz indirimine gidilmeyeceği bilgisini paylaştı ki son gelen açıklamada Merkez Bankası'ndan %50'de sabit tutulduğu yönündeydi. Ve enflasyona yönelik önemli bir açıklama var, bir işaret var. Vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların Temmuz'daki aylık enflasyona 1,5 puan ilave katkı yapabilir. Yani Temmuz'da enflasyonun yüksek gelebileceği sinyalinde aslında vermiş oldu Sayın Akçay, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Bu da Temmuz'da piyasa katılımcıları tarafından beklenen enflasyondan daha yüksek bir gerçekleşme ihtimalini ortaya koyuyor dedi. Yani buradan da anlayacağımız üzere Temmuz ayında enflasyon beklentiden biraz daha yukarıda gelecek. Biz geçtiğimiz günlerde ana haberde yine sizlerle paylaşmıştık. Aslında yıl sonunda ne olur enflasyon beklentisi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. 6 aylık, 12 aylık, 24 aylık enflasyon hedeflerinin ne olacağına dair ama vatandaşın beklentisi işte o yönde değil aslında. Önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcı anketinin verisini paylaşalım. Vatandaşın 12 ay sonra enflasyon beklentisi 0,5 puan arttı, %72 seviyesine yükseldi. Bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı bir anketin sonucu. Fakat Konda'nın yayınladığı hane halkı enflasyon beklenti anketinde durum hiç de Merkez Bankası anketinde yansıdığı gibi değil. Oradaki beklenti ise 12 ay sonrası enflasyon hedefinin %99 olarak yansımasından ibaret. Yani vatandaşın beklentisi, enflasyon hedefi çok ama çok daha yüksek yansıyanlar itibariyle ama en kısa vadede ekonomi takviminde Temmuz ayında da enflasyon beklentisinin biraz daha yüksek geleceğinin sinyali de bu açıklamayla verilmiş oldu.